Herkese selamlar millet. Uzun zamandır video çekmiyorduk, daha doğrusu vlog çekmiyorduk. Şimdi onu değiştirelim istiyorum. Arkadaşlar bugün dışarı çıkacağız birazdan şimdi. Geç oldu vakit ama bir AVM turu tarzı bir şeyler yapacağız. Ben de bir Nike'a girip ne var ne yok ona bakmak istiyorum. Akşama spor yapmak istiyorum. Öyle keyifli, eğlenceli, yine her zamanki ayakkabı dayısı vloglarından bir tane olsun istiyorum. Uzun zamandır çekemiyordum, özür diliyorum. Çünkü biliyorsunuz bir ikinci kanal açtım, aile kanalı. Artık biraz vlogları oraya ağırlaştırdım. Burada ise daha çok ayakkabılar, incelemeler ve kargo açımları tarzı şeyler yapmak istiyorum. Yani böyle paylaştırmak daha mantıklı geliyor şu an için. Ama ayda bir de olsa ayakkabı dairesinde de vloglar yapmak istiyorum şu an için. İlerleyen zamanlarda yine hızlanabilir. Fakat hani hayatımdaki yoğunlukları bu şekilde paylaştırarak çözüm buldum. Dengeledim diyelim. Merak etmeyin, bu kanal nefes aldığımız sürece inşallah devam edecek. O konuda sıkıntı yok. Şimdi fazla lafı uzatmadan dışarı çıkalım. Sohbetimizi sonra yaparız. Çorap seçmem lazım. Çorap arıyorum. Ve fitimi göstereyim, ne giyeceğim, ne yapacağım. Ondan sonra dışarı çıkalım. Üstümde arkadaşlar şu Under Armour'un hafif böyle esnek, hafif böyle bodyimsi tarzda uzun, biraz da böyle beli aşağıya doğru inen güzel bir tişörtü var. Bu mükemmel bir tişörttü. Keşke tekrar bulsam, tekrar alsam. Yani şeyi çok iyi. Kumaşı mumaşı rahatlı. Altımda ise kargo pantolonu. Altta lastikli. Fakat altıma çorap bulamıyorum. Biraz daha uzun çorap istiyorum. Diğer çoraplarım, ya biliyorsunuz bir sürü çorabımız var ama hepsi kısa geliyor maalesef. Uzun olanlar da biraz renkli. Ben hani ya bembeyaz olsun istiyorum ya da bembeyaz olsun istiyorum. Simsiyah olsun, tek renk olsun istiyorum. O yüzden hani çorap bulamıyoruz. Şunlar falan çok güzel. Bunların keşke uzundan alsaymışım. Hep kısa veya biraz daha bilek üstü hafif olanlar olduğu için maalesef şu an onu tutturamadık ama bir şurada da yine bir şeylerim olacaktı. Oraya bakayım istiyorum. Evet, burada daha böyle eski veya kullanmadığım şeyler var ama evet, şu tahminim uzun bir çorap biraz da kalın olacak maalesef ama deneyelim bakalım. Evet, şu Zara'dan almıştım, hatırlıyorsunuz indirimden almıştım. 400 liralık pantolonu 100 liraya almanın keyfini yaşadım adeta. Oo evet, bu İsbeylerdenmiş. Vay be. Amerika'dan ne zaman almışımdır? 2012 olabilir arkadaşlar. Düşün. O yıllardan kalma. Tamam, sıkıntı yok. İsbey'de olsa altında güzel bir basket çorabı giyeriz. Uf, çok iyiymiş yalnız ha. Kalınlığı, malınlığı. Şimdi böyle şeyler bulamıyorsun. Amacım şöyle. Bu karga pantolonu hafif kısa. O yüzden hani tenim çok gözüksün istemiyorum. Şöyle çorap görüntüsü benim şu an için daha çok hoşuma gidiyor. Ten görüntüsünü de sevenler olabilir ama dediğim gibi benim canım bundan istiyor. Bazen zamanında almış olduğum şeylere çok mutlu oluyorum arkadaşlar ya. Gerçekten zamanında almışım. Şimdi diyorum ki mesela iyi ki de almışım. Evet. Şimdi gayet güzel oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamamdır. Şimdi hazırız. Eşime söyleyeyim, dışarı çıkalım. He ama bunların altına hangi ayakkabı gider? Onu da artık eşim mi karar verse ne yapsa? Aslında bir Lakers LeBron yapabiliriz. Fakat şuna, buna çok uygun giymedik. Üstüne Lakers hoodies falan olsa daha tatlı olurdu. Veya şunlar çok güzel gidebilir. Ama çorabım bunun için bence fazla kalın. Biraz beni zorlar şimdi bunu giymek. Ayağım rahatsız hissesini istemiyorum. Ne giyebilirim bilemedim şu anda. Ayakkabı seçmekte bazen dert oluyor biliyorsunuz bunu maalesef. Sizlere şey yapabiliriz ya, retro serisinden yapabiliriz veya LeBron 15 yapabiliriz. Galiba LeBron süper gider. Ne diyorsunuz? Bunun altına üstümle çok uyumlu gidecek. Şimdi o kutuyu bulmak var tabii bir de. Şurada. Evet geldi, alttan al bakalım. Üstünde bir ton şey olunca. Tabii LeBron'u alalım bence. Bayağıdır canım giymek istiyor zaten. Veya vazgeçtim arkadaşlar. Retro 12'leri giymeye karar verdim. Bunlar da bence biraz uyumlu olacak. Bayağıdır da giyesim vardı. Hafif de büyük geldiği için daha kalın bir çorapla iyi gider diye düşünüyorum. Hazırız. Bu arada bunlar da oğluşumuzun doğum gününden balonlar. Evimiz doldu taştı balonla ya. Bir türlü de çıkartıp atamadık bunları. Her taraf her yerde maalesef. Bebişler bebişler. Nike'a bir bakalım hızlıca.
kimse de yok. Evet, modeller modeller. Kyrie Flytrap'ler. PG5'ler. Low'lar. Evet, çok güzel modeller varmış. PG5'in şu da çok iyi. Bayağı güzel. Ooo. Jordan 11'ler. Vay be. Fiyatı 1829. Değer. Cidden değer. LeBron'larımız var. Joyride'larımız var. Modeller cidden çok güzel. İndirimde olan modellerimiz de var. KD'ler özellikle. LeBron aynı şekilde 8.30 lira. Çok güzel. Basketbol modelleri gerçekten çok iyi. Gündeliklere bakalım. Kyrie. Günlük Air Force'lar, Gore-Tex'ler. Bayağı iyi. Çok iyiymiş. Ne diyorsunuz? Fiyatı 1090 lira. Fiyat noktasını tabi inceledik hatırlıyorsanız. Şundan bir tane sipariş ettim ama Nike bir türlü göndermedi bunu. 1300 lira. Harika. Bir yakın zamanda aslında böyle bir mağaza alışveriş vlogu yapmak lazım. Şu anda amacım sadece çekmek. O yüzden yalnız bu müzikten telif yiyeceğiz ve bunu kapatmamız gerekecek muhtemelen. Şurada biraz daha koşu yürüyüş. Evet, Jordan 11'e bakayım istedim. Arkadaşlar müzik çok fazla olduğu için muhtemelen müzik koymuşumdur. Birçok konuştuğum şey gitti yani o yüzden. Jordan 11 maalesef numarası kalmamış. Olsaydı alacaktım şu anda. Gerçekten bir anda çok beğendim. Ve ben bunu StockX'ten alıp bir video yapmayı düşünüyordum. Yaklaşık bana 2.5'a falan gelecekti. Burada bir 800'e bulunca dedim ki kaçırmayayım. Ama maalesef numarası kalmamış. Biraz tabii ki geçen sezon olduğu için. Bu senede Jordan 11'in grisi gelecek. Belki onu ilerleyen zamanlarda alırız ama o grisini de pek beğenmemiştim. Bu daha güzel bir renkti. Asıl en güzel rengi tabii ki bende olan renk. Bir de red rengini çok beğeniyorum. Neyse, güzel bir mağaza turu yaptık. Armada AVM'deyiz bu arada. Armada AVM'deki basketbol yeri bile gerçekten çok iyiymiş. Gelip bakabilirsiniz. Bir tane takipçimle karşılaştım. Vaina 0.4'ü alıyordu. Bayağı güzel. Onlarda 0.4 yoktu. Mavi rengini getirmişler herhalde. Ama güzeldi. Gelip bakabilirsiniz. Şimdi Under Armour'a bakmak istiyorum. Under Armour ama muhtemelen bana biraz zorluk çıkartabilir. Nike'de şu anda free çekimler kolay oluyor. Bakalım orada neler bulacağız. Curry 8'leri en azından bir kameraya alırız belki. Her zamanki gibi ürünler mükemmel ama maalesef aşırı pahalı tabii ki. 1960 lira yanlış hatırlamıyorsam Curry'ler. Yani şimdi Jordan 11'i 1830'a veya 20'ye alabiliyorken çok manasız arkadaşlar Curry'e o kadar fiyat vermek. Tabii ki benim için şu anda merak edenler, Curry hayranı olanlar ve almak isteyenler olabilir.
Ama şahsen o kadar edeceğini düşünmüyorum. Yani o kadar edecek tarzda bir ayakkabı değil, ondan daha iyileri. Yani işte PG'ler olsun, Kyrie'ler olsun, bence en az onun size verdiğini verebilir. Yastıklama noktasında işte Jordan'lar olabilir, Jordan 35'ler. KD aynı şekilde veya Cosmic Unity şu anda olan birçok ayakkabı var. Biraz indirime girmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bayıldım. Bütün ürünlerine bayıldım. Her zamanki gibi biliyorsunuz Under Armour'u çok seviyorum. Ama şu an yakın zamanda Curry'i alıp incelemeyi düşünmüyorum. Hani onun yerine gidip Jordan'ı alırdım şak diye bugün. Ama onu almayı düşünmüyorum şu anda. Biraz bütçe yapmam gerekiyor maalesef. H&M'de de güzel şeyler var. Tatlı şeyler var arkadaşlar. Fiyatlar çok ucuz değil. Yani 100 lira, 150 lira. Ve biraz daha kalın bir şeyler aldığınız zaman 200 liralara çıkıyor. Ama benim hoşuma gidiyor. Hatırlarsanız geçen kutu açımında buradan almıştım. Bu rengini almıştım. Yani gayet de güzel, 100 liraydı bu. Hatta şu an farklı bir rengini daha alabilirim varsa diye düşünüyorum da herhalde farklı bir rengi yok. Ama hani spora başlayacak olanlar veya spor ekipmanı alacak olanlar bir bakabilir. Kaliteli güzel ürünleri var. Nike'a yaklaşmış ama fiyatlar. Gerçi Nike çok uzaklaşmış herkesten de. Bir de şundan almıştım hatırlıyorsanız. İkisi de çok güzel olmuştu. Onun dışında zaten H&M bildiğiniz yani. Gayet de güzel. Evet, H&M'de arkadaşlar iki takipçimizle karşılaştık. Selam verin. Merhaba. Kayseri'den selamlar. Gelmişler bugün. Kısmet karşılaşmakmış. Güzel. Kargo pantolonları falan da var. Tatlı tatlı hoodie'ler de var. Tekstili gayet güzel. Baskılı maskılı. Rick and Morty. Bir sürü güzel şey görüyorum. H&M beğeniyorum ya. Gayet güzel. Fiyatları arttırdılar. Eskiden çok hem kullanışlı hem de çok uygun bir markaydı. Şu an bazı ürünler özellikle fazla lüks olmuş. Wu-Tang Clan. Ön tarafta güzel hoodie'ler gördüm. Sorry. Güzelmiş. Justin Bieber dinler. Bunu giyersiniz. Bence fena olmaz. Sorry. Ha diyordum ki işte bakın. Justin Bieber. Changes. Şu güzelmiş. Şunları beğendim. Asker desenle biliyorsunuz. Seviyoruz. Şurada bir şeyler var. Atletler. Sonra şu güzelmiş. Raise your game. Aa bak bayağı güzelmiş arkadaşlar. Oyununu iyileştir, geliştir tarzı bir şey oluyor. Genelde basketbol için kullanılır ama gerçi her şey için kullanabilirsiniz ya. Şu da güzelmiş. Hoş. Eve geldik. Şu an ben antrenmanımı yaptım. Hafif de böyle ısındım. Terliyor gibiyim. Biraz spor yapayım istiyorum. Gerçi benim falan ağrıyor bayağı. AVM'de zorladım herhalde. Kötü hissediyorum. Birkaç aydır uzun süre ayakta kaldığım zaman falan bayağı kötü olmaya başladım. Yüzememenin verdiği sıkıntılar muhtemelen. Ama neyse, elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi Fetih kardeşimin kanalına yüklediği antrenmanlardan bir tanesini yapmak istiyorum. Siz de yapmak isterseniz benle. Linkini paylaşıyorum aşağıya Fetih'in kanalını ve yapacağım videoyu. O da bayağı zayıfladı bu arada arkadaşlar. Eğer görmüşsünüzdür, biraz böyle tombiş kilolu gibiydi. Şimdi ise bayağı bayağı iyi, işte intermittent fasting, aralıklı oruç tarzı şeyler de yapıyor. Mutlaka takip edin. Bir yandan açayım onu. Kanalını görebilirsiniz. Hemen şuradaki 8 dakikalığı yapacağız. Gayet güzel de videolar çekiyor. Mutlaka takip edin. Evet, şimdi bunu yapacağız. Bu arada merak edenleriniz için ben de ayrı bir vlog, aile kanalı açmıştım. O video girişinde de bahsettim biliyorsunuz. Orada tabii ki eşimle, çocuğumla biraz daha kadınlara yönelik veya ailelere yönelik tarzda içerikler üretiyoruz. Merak edenler için aşağıya aile kanalımın linkini koyacağım. Girip bakabilirsiniz. Hani orası daha farklı içerikler tabii ki oluyor. Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, çocuk annelerine yönelik gibi düşünebilirsiniz. Bu benim yaşantımın büyük bir kısmı. Ben normalde ayakkabı dairesinde sadece hobimi yapıyorum ki düşünürsek hayatımda çok da fazla zaman teşkil etmeyen bir hobi. Bunu kameraya dökerek biraz daha tabii ki o zamanı arttırmış olmuştum. Ama asıl daha çok hayatımı gösterdiğim kanalım o olmuş oldu. Bakabilirsiniz ve izlemek isterseniz abone olabilir, like atarsınız vesaire. Zaten olayları siz biliyorsunuz. Dediğim gibi aşağıya linkini koyacağım. Biraz terlemek istiyorum. Yemek hazırlanıyor içeride. Şu anda orada farklı bir vlog çekiliyor. Seviyoruz bu işleri anlaşılan. Şimdi Fethi'nin antrenmanını yapalım. Sonra ufak tefek farklı şeyler yaparız. Bu arada Lakers üstümü giydim. Bayağıdır canım giymek istiyordu. Maalesef bir türlü doğru düzgün giyemiyoruz. Sıkıntı şu ki koronadan dolayı da gitmiyorum arkadaşlar spor salonlarına fazla. Hani o yüzden ayakkabı incelemeleri de biraz gecikiyor, kusura bakmayın. Ama şu zamanda yapacak bir şey yok. Beklemek gerekiyor. Ama
aklımda. Merak etmeyin. İçerikler hep gelecek. Dediğim gibi videonun başında ben sürekli bununla alakalı yapmaya çalışacağım içerikler. Bu kanalda sürekli video olacak yani. Kıyafetim şu anda Lakers üstüm. Altımda arkadaşlar şu güzel şortlardan var. Ayakkabılarım ise LeBron James'in 18. ayakkabısı. Geçenlerde kargo açımını yaptık biliyorsunuz. Onu giydim, canım bunu çekiyor. Evde biraz da bunu giymeye çalışıyorum. Yastıklaması falan şu an için bana çok iyi geliyor. Bunu da kargo açımını izlemediyseniz, nereden aldığımı merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Son hani 3-4 video öncedir muhtemelen. LeBron James kargosu üstünde hoodie ile falan da gelmişti. Oldukça tatlı ve güzel bir kargo açımı olmuştu. Evet, şimdi antrenmanıma başlayacağım. Muhtemelen size çekmem çok fazla uzun da olsun istemiyorum bu videolar. Fatigue'sini yapıyorum. İzlemek isteyenler için link bırakıyorum. Daha sonra birkaç bir şey yapacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Hani ufak bir hem bilgilendirme, bir vlog olsun, hem de biraz mağaza gezmiş olduk. O olmuş olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni ve güzel farklı içeriklerle yine devamlı geleceğiz. Şu sıralar geçerse bomba gibi döneceğiz. Kendinize dikkat ediyorsunuz o zaman. Fazla uzatmadan Ayakkabı Dahisi bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dahisi out. Güzel gidiyor. Koyayım dedim, niye kısa kesiyorum ki? Özellikle benim gibi uzun süre ara vermişler için falan da bence bu tarz şeyler çok iyi. Yani aşırı zorlamıyor. Ne dedi? Şey, pek dedi. Ne dedi peki? Dinlenmeyi biraz uzun tutmuş. Dinleniyorsunuz. Aslında bir spor öncesi falan süper olabilir ısınma olarak. Kullanabilirsiniz. Şuna yormuş. Omuzlarım falan, bayağıdır şınav çekmiyordum. İyi geldi. Yorulmamış dostlar diyor, yapabilir diyor. Takip etmeyi unutmayın, bakmayı unutmayın. Bye bye.